lillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ba'd. Değerli katılımcılar, cümleten hoş gelmişsiniz. Bugün burada konuşacağımız konu kadına şiddet. Tip konuşmadan önce İslam'ın kadına verdiği değeri, kadına insan olma özelliğini bahşetmesinin bir arka planını kısaca bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi İslam, Arabistan bölgesinde cahiliye bir toplumunun hakim olduğu bir yerde dünyaya kendisini tanıtmaya başlamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir toplumun içerisinden çıkmış ki, o yüzden bizim benzetmelerimize o diğer varlıkların, diğer insanların içerisinde Allah'ın özellikle seçmiş olduğu bir şahsiyet, önder bir şahsiyet olarak bütün insanlığı doğruya yönelten, bütün insanlığa doğruyu gösteren bir rol model, örnek olarak seçilmiş bir peygamber bize bu dinimizi, bu güzellikleri anlatmıştır. Öyleyse Hazreti Peygamber'in kadına verdiği önemi anlatmadan önce geçmişte neydi kısaca? Dinler açısından söyleyecek olursak, bir Yahudi erkeği kendisinin kadın için, kadın olarak yaratılmadığından dolayı sabahtan akşama kadar Allah'a, onun inancından ilaha teşekkür eder. Beni kadın olarak yaratmadığın için. Nereden nereye geldiğimizi anlatmak için. Bir Hristiyan geleneği, kadın erkekler kadınlar için değil, kadınlar erkekler için yaratılmıştır. Bunun şükrünü ifade etmek için inandığı değerde gün boyu teşekkür edermiş. İslam'a geldiğimizde ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle yaratılış bakımından hepimizin kadın erkek, bir erkek ile bir kadından, yani inancımız gereği ayetlerin bize ifade ettiği ölçüde اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Biz sizi bir erkekle bir dişten yarattık. Aranızdaki hiçbir fark yok. Hangi yönünde? İnsani olma özellik açısından hiçbir farkımız yok. Burada ne kadın ne erkek, ne erkek ne kadın. Birbirine üstünlük açısından bir üstünlüğümüz yok. Üstünlüğümüz Allah'a karşı olan kulluğumuz, takva kelimesiyle ifade edilen o sembolde bizim üstünlüğümüz. Peygamberimiz bu ayeti toplumun anlayacağı dilden anlatabilmek için, çünkü cahiliye toplumunda da kadın aile içinde, toplum içerisinde bir değer ifade etmeyen, mirasa söz konusu olmayan, ceza hukukunda ya da diğer hukukta toplumda varlığı bile tartışılan, yani kadın niye var ki? Kadın yaşam şartlarına, aile geçimine, o günün yaşam şartlarını düşünerek söylüyorum bunu, katkı verecek bir durumda değil, zayıf bir varlık. O yüzden mirastan pay alamaz. Toplum içinde bir itibarı, değeri yok. Genel görüş. Hocam çok güzel bir şey ifade etti. Hiçbir şeyi ne cahiliye toplumunda, ne İslam toplumunda, kendi ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde şu toplumun tamam iyidir, tamam kötüdür genellemesi doğru bir sonuca götürmemesi. İslami bir durumda değil. İslam böyle bir genellemeyi kabul etmez. Hiçbir şeyi bir, hani en basit örneği ver bize, beş parmağın beşi bir değil olduğu gibi cahiliye toplumunda da tabii bu verdiğimiz, anlattığımız örneklerin dışında ailesine iyi davranan, kadına değer veren insanların varlığında biz bilgi sahibiyiz. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre. O toplumda kadın o kadar dışlanmışken Peygamberimiz o kadınların toplumdan dışlanmaması için, toplumda kendisine verilen, Allah'ın vermiş olduğu hakkın onlara verilmesi için hayrukum, hayrukum li ehlihi,
sizin en hayırlınız eşlerine, ailesine en iyi davrananlarınızdır. Bu bir genel tespit. Peygamberimiz bunun üzerine kendisinin, hani bizim için rol model, en üstün örnek, biz buna böyle inanıyoruz ve gerçekten öyledir. Ben de diyor, sizin içinizde toplumun bütün kesimi içerisinde eşlerine en iyi davranan, eşleriyle en iyi geçinen insan diyor. Peygamberimizin insani yönünü de burada görüyoruz. İnsan olarak eşlerine, ailesine en güzel davranan, böyle bir dini temsil eden, böyle bir dini vasf eden, aktaran yüce peygamberimiz, yüce dinimiz, kadına şiddeti onaylar mı sizce? Böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Kadın yok, toplumda yok hükmündeyken İslam ona bir değer atfetmiştir. Hukuk karşısında kadın erkek eşittir. Hiçbir ayrım yoktur. Aile içerisinde kendilerinin üstleneceği roller dışında, şimdi bir kadının anne olma özelliği varken bir babanın anne olma özelliği yoktur. Bir kadının da baba olma özelliği yoktur. Allah insan neslini devam ettirebilmek için bizleri bir dişi ve bir erkek olarak yaratmıştır. Ve insan neslinin devamı da bu iki, bir erkekle bir dişinin bir araya gelmesiyle meşru evliliklerle insan nesli devam edecektir. Nikahın meşruiyetinin en temel sebebi de insan neslinin devamı içindir. Devamı için meşru kılınmıştır der. Demek ki değerli dinleyiciler, değerli veliler, gerçekten burada İslam kadına bir insan olarak, kadın olarak, hatta toplumu eğitici, toplumun gelecek nesilleri eğitecek, o yavrularımızı terbiye edecek, şefkatle, merhametle, özveriyle yetiştirecek en önemli faktör olarak bakıyor. İkinci planda tutması, ayrı şiddete maruz olacak gibi değerlendirmesi İslam'ın, dinin hiçbir yerinde yer almaz. Dolayısıyla şöyle bir soru, bir kere din, İslam kadına şiddeti önerir mi, onaylar mı? Ben cevap, hayır, öyle bir şey olması mümkün değil. Dinin geniş felsefesi, temel amacı insanlar arasında sevgiyi, muhabbeti, birlikteliği, beraber olmayı, dayanışmayı öneren bir yapısı var. Hocam adalet, adaletin olabilmesi için kişiler arasında birbirine saygının olması lazım. Saygının olmadığı yerde adalet olmaz. Kadın erkeğe, erkek kadına karşılıklı saygı olmadan aile içerisinde muhabbet de olmaz, sevgi de olmaz, huzur da olmaz. İşte bunların olmadığı yer, o yerlerde şiddetten o zaman söz edilebilir. Peki bu şiddeti İslam herhangi bir ayet ile, hadis ile, uygulama ile, peygamberimizin, sahabenin uygulaması ile kadına şiddeti öneren, onaylayan bir nasıl bir delili var mı? Kesinlikle hayır. Böyle bir şeyi söylememiz dine bir iftira olur. Şimdi burada belki sorular kısmına gelecek ama ben ona bir zemin hazırlaması için bir ayet-i kerimede, eğer karı koca arasında bir geçimsizlik olur ise bu geçimsizlik aşamasında önce birbirlerinize sulh, anlaşma yoluna, yani birbirinizi dinleyin, anlaşın. Anlaşamazsanız karı koca birbirlerini yataklarını ayırır. Bu da bir eğitim metodudur. Ondan sonra efendim kadın yine o ailede huzursuzluk sebebi ise veya huzursuzluk çıkarıyorsa ayet-i kerimede onları işte yavaşça dövün ayetini günümüzde bazı efendim o ayetin iniş sebebini bilmeyen, ayetin gelmişi ve geçmişiyle bağlantısını bilmeyenler İslam ayet kadını dövüleceğini, kadının dövülmesi gerektiğini şeklinde yorumlarla maalesef İslam'a bir iftira mahiyetinde bir açıklamada bulunabiliyorlar. Bunun için cahiliyedeki anlattığım gibi kadın toplumda bir değer ifade etmeyen,
dövülen, hor görülen, hakaret edilen, dediğim gibi bunu hepinizin bildiği, yani mutlaka hocalarımızdan da duymuşsunuzdur. Kadın toplumda bir geçim, aile geçimine birebir faydası olmadığı için, o günkü yaşam toplumunda bu kaç savaş toplumu olduğu için, savaşan erkek olduğu için kadını, kız çocuğu müjdelendiğinde o toplumu ifade eden bir ayet-i kerime de şöyle diyor. Bir aralarından o cahiliye toplumunda, aa senin bir kız çocuğun oldu diye müjdelendiğinde o insanın durumunu bize tasvir ediyor. O diyor, o insan kendisine böyle bir müjde verildiğinde kız çocuğu doğduğu için yüzü asılır, kapkatı olur, simsiyaha döner, ondan sonra toplumdan uzaklaşır. Ben bu tabiri caizse bunu bir ar meselesi, bunu bir aşağılık kompleksi olarak görüyorum. Bu toplumun içerisinde kendimi nasıl ifade edeceğim? Birisi beni efendim azarlayınca, aa senin de mi kız çocuğu oldu? Erkek adamın erkek çocuğu olur. Bak o cahiliye toplumundan günümüze yansıyan bu ifadeleri bugün biz derken gençler, insanlar kendi aralarında bunu maalesef kullanıyorlar. Bu da bize cahiliye toplumuna kalmış o yan etkileri değerli dinleyiciler. Bu bize şunu gösteriyor. O insan diyor, o toplumdan uzaklaşır, o tabiri caizse aşağılık sebebi olan kız çocuğuyla beraber yaşasın mı, yoksa onu öldürsün mü? Kimileri nefsine hakim olamayan o yavruca kız çocuğunu diri diri öldürür, toprağa gömer demiş. Bu böyle bir toplumdan Hazreti Peygamber'le beraber o İslam'ın nuru o topluma yansıyınca kızlarınız sizin evinizin neşesi. İki kızını İslami ölçülere göre yetiştirip evlendiren cenneti garantilemiştir diyor. Anne babaya bir müjde veriyor. Düşünebiliyor musunuz? O inanıştan, o uygulamadan İslam'ın kadına ve aile içerisindeki ailenin temel taşı olan kadına verdiği önemi bu şekilde bize yansıtıyor.